arkası yarın. İnatçı İzak. Sekizinci bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Jules Verne. Uyarlayan Mehmet Ahmetoğlu. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Ahmet Atalay. Program yönetmeni Erol Güldiken. Osmanlı döneminin İstanbul'unda İzak Ağa adında inatçılığı ile meşhur bir adam, İstanbul'dan Üsküdar'a 10 para vermeden geçmek için bütün Karadeniz'i boydan boya dolaşmaya karar verir. Ve yanına Hollandalı misafiri Van Mieten'i de alarak posta arabasıyla yola çıkarlar. Balkanları geçen İzak Ağa, Odessa'ya da uğrayarak bankacı Salomon'un kızı Amasya ile evlenecek olan yeğeni Artu'yu görür ve giderken onu da yanına alır. İzak Ağa ve arkadaşları Odessa'dan ayrılır ayrılmaz Yarhud adlı Maltalı bir kaptan Amasya'yı gemisine bindirerek kaçırır. Yarhud, Amasya'yı Trabzonlu tüccar Safar Ağa için para karşılığında kaçırmıştır. Ne var ki pazar kasabası yakınında fırtınaya tutulan gemi batar ve tesadüfen o sırada orada bulunan Artu nişanlısı Amasya'yı boğulmaktan kurtararak arabaya alır. Ama Safar Ağa'nın güzel Amasya'dan vazgeçme gibi bir niyeti yoktur. Yarhut'un yanına kahyası Süleyman'ı da vererek Amasya'yı kaçırmalarını ister. Süleyman, İzak Ağa'nın kaldığı handa bir numara yaparak İzak Ağa, Amasya'nın nişanlısı Artu ve Hollandalı Van Mieten'in bir Kürt kadınının odasına girmesini sağlar. Amacı hırsızlık suçundan üçünü de yakalatmaktır. Hana gelen kadı İzak Ağa ve arkadaşlarını yakalar ama Van Mieten suçu üstlenince İzak Ağa ve yeğeni Artu serbest kalırlar. Kürt kadını Sarabul ise suçu üstlenen Van Mieten'i şerefiyle oynadığını ileri sürerek kendisiyle evlenmesini ister ve zorla Hollandalı ile nişanlanır. Planın bir işe yaramadığını gören Safar Ağa'nın kahyası Süleyman bu sefer başka bir plan yapar. Amca. Ne var Artur? Bu adam kılavuzmuş. Bizi uygun bir para karşılığı Üsküdar'a götürmek istiyor. Ne dersin? En kestirme yolları biliyorsa hemen kılavuz olarak aralım. Bütün yolları bilirim ha. Buraların kurduyum ben. Sizi en kısa yoldan Üsküdar'a götürürüm. Peki adın ne senin? Süleyman Ağam. Peki söyle bakalım Süleyman. Bizi Üsküdar'a kaç günde götürürsün? 12 günde götürürüm ağam. 12 günde ha? Bu kadar kısa zamanda bizi Üsküdar'a götürürsen sana çift ücret veririm bilmiş ol. Eğer dediğim süre içinde götüremeyecek olursam sizden 5 kuruş bile almam ağa hazretleri. İşte hoşuma giden bir adamsın be. Tamam, kılavuzluğunu kabul ediyorum. Ne zaman yola çıkacağız? Yarın sabah erkenden. Tamam, sabahleyin burada olurum ağa. ...18 Eylül sabahı kervan güneşin ilk ışıklarıyla şehirden çıkarak Üsküdar'a doğru yola koyuldu. Kılavuzları can düşmanı Safar Ağa'nın uşağı Süleyman'dı. Akşam saatlerinde Tirebolu'ya vardılar. Ertesi günü 19 Eylül'de erken saatte yola çıktılar. 25 fersah ilerledikten sonra Giresun'a ulaştılar. Fatsa'yı, Ünye'yi geçtiler. Samsun'a vardılar. 23 Eylül akşamı Sinop'a ulaştılar. Burada bir gece kaldıktan sonra yola devam ettiler. Ayancık, Abana, Amasra, Filios'tan geçerek 26 Eylül günü Zonguldak'a, 27 Eylül'de Kerpe burnuna geldiler. Ve Üsküdar'a 48 saatlik bir yolları kalmıştı. Altmış fersahlık bir yolumuz kaldı çocuklar. Yani 48 saat sonra ümit ediyorum Üsküdar'da olacağız. Sadece iki günümüz kaldı evlenmemiz için. Evet sevgili Amasya, mutlu olmamız için sadece 2 günümüz kaldı.
Üsküdar'a varır varmaz amcam düğünümüzü yapacak. Van Mitlehne bizim düğünümüzde, sizin düğününüzden sonra yapılacak. Ama Üsküdar'da değil, Musul'da. Öyle değil mi sevgili nişanlım? Efendim, bana mı söylediniz? Aa, siz nişanlım değil misiniz? Elbette size söyledim. Tabii. Öyle bir Musul'a varalım. Kız kardeşime öyle bir düğün yapacağım ki 40 gün 40 gece sürecek. Ya evet evet, tabii doğru. Hey canım, neden durduk be? Bilmem, kılavuza bir sorayım. Ne sor? Süleyman Efendi, neden durduk? Kestirme bir yol var beyim, isterseniz oradan gidelim. Nasıl kestirme bir yolmuş? Kıyı boyunca gidersek 2 günde varırız Üsküdar'a. Ama orman içinden giden bir yol vardır. Eğer oradan gidersek 12 fersah daha kısalır yolumuz. Harika. Bir an evvel Üsküdar'a varmak için sabırsızlanıyorum. Ha, iyi ama kıyı yolu iç bölgedeki yollardan daha emniyetli değil midir? Amcam haklı. Yolu kısaltalım derken hayatımızı tehlikeye atmayalım. Korkmayın, o ormanlardan bugüne kadar en az 20 kere geçtim. Hiçbir tehlike yoktur. Madem ki öyle, dediğin yoldan gidelim Süleyman Efendi. 12 fersah daha kısa bir yol. Bize oldukça zaman kazandırır. Sen ne diyorsun bu işe Arthur? Bence buraya kadar izlemiş olduğumuz kıyı yolundan ayrılmamız ihtiyatsızca bir davranış olur amca. Ya neden Arthur canım? Kılavuzumuz bu bölgedeki yolları çok iyi tanıyor. Bak, kestirmeden gidersek 12 fersah kısalacakmış yolumuz, fena mı? Siz bilirsiniz amca. Bana kalırsa kıyı yolunu izleyerek hayvanlarımızı biraz yorarız ama yolumuza daha kolay bir şekilde devam ederiz. Ama senin yanımızda olması nedeniyle böyle konuşuyorsun çapkın. Eğer kızcağız bizi Üsküdar'da bekler olsaydı herhalde böyle konuşmaz. Bir an önce ona kavuşmak için başa geçerdin. Belki de amca. Ben senin yararına hareket ediyorum oğlum. Elimden geldiği kadar erken Üsküdar'a varmak istiyorum. Biliyorsun ki geç kalmamız daima mümkündür. İşte bunun için yolumuzdan 12 fersahlık bir kısaltma yapmalıyız. Peki öyle olsun amca. Madem ki böyle düşünüyorsun ve böyle istiyorsun, bu konuda sizinle inatlaşmak mümkün değil. Aziz dostum Fahmit'ten, siz ne diyorsunuz? İzaka, Üsküdar'a bir an önce varmak için havada kuş olup uçmamız gerekse razıyım dostum. Tamam canım, karar verildi. Süleyman Efendi, Üsküdar'a kestirmeden gidelim. Baş üstüne. Sevgili Arthur, neden bu kestirme yoldan gitme fikrine karşı çıktın? Amasya doğru söylüyor yeğenim. Seni tedirgin eden bir şey mi var? İçimde sebebini bilmediğim bir sıkıntı, bir korku var. Süleyman denen bu kılavuzu nedense sevemedim. Güvenemiyorum ona. Yok canım. Bak, kim olduğunu bilmeden işe aldık onu. Bana kuşkulu biri gibi geldi. Çünkü Trabzon'da birden karşımıza çıktı ve bize kılavuzluk yapmak istediğini söyledi. Ne var bunda? Eğer adam kılavuzsa ve iş arıyorsa elbette böyle söyleyecek. Kim bilir, belki de boş yere korkuya kapılıyorum amca. Daha doğrusu kendim için değil de Amasya için korkuyorum. Benim için neden korkuyorsun Arthur? Seni bir kere kaçırdılar Amasya. Ama Allah'ın izniyle bizim de bulunduğumuz o pazar kasabası yakınında seni kaçırdıkları gemi kayalara çarpıp batmamış olsaydı bugün sen ya denizde boğulup ölmüş olacaktın ya da o haydutların elinde olacaktın. Anlayacağın, teşebbüsleri yarım kalan o haydutların seni tekrar kaçırmasından korkuyorum sevgili. Korkma canım, bu sefer biz varız yanında. Amasya'nın yanında daha doğrusu. Onun kırığına bile dokunamazlar. Amcanız haklı Arthur. Hele hanım kızımıza bir dokunmaya kalksınlar, üstümdeki tabancayla delik deşik ederim onları. Tabii, bundan böyle artık akraba sayılırız. Kimse Amasya Hanım'a yan gözle bile bakamaz. Öyle değil mi enişte? Tabii. Ya. Yalnız Amasya'ya değil, benim sevgili nişanlıma bile kimse yan gözle bakamaz. Bakanın belimdeki şu hançerle gözünü oyarım vallahi. Abi ne kadın be. Sen ayvayı yemişsin azıcık Vabiten. Sayenizde İzaka, sayenizde. Kılavuzun kısa dediği yol engebeli bir arazi olduğu için araba hem sarsılıyor hem de yavaş yol alıyordu. Geceyi ormanlık bir bölgede ateş yakarak geçirdiler. Sevgili dostlarım, yarın gece Allah nasip ederse Üsküdar'daki konağımda olacağız. O zaman sizlere nefis bir yemek ziyafeti çekeceğim. O kadar heyecanlıyım ki Zaka amca. Merak etme, bir iki gün sonra heyecanın geçer güzel Amasya.
Öteki günde sizin düğününüzü yaparız hemen. Ben biraz dolaşacağım. Nereye Artur? Şu kılavuzu bir kontrol edeceğim. Canım bırak şu adamı be. Sen de taktın o adama yani. Garip halleri var amca. Yemek yerken gözü devamlı karşı dağlardaydı. Allah Allah. Sanki birinden bir haber bekliyormuş gibi. Ha. Az önce de yavaşça yanımızdan ayrıldı. Ha, tamam tamam Yiğit, bak bakalım. Artur dikkat et lütfen. Ben de sizinle geliyorum Artur. Siz bu kılavuzun hain olmasından mı şüpheleniyorsunuz Artur? Evet Bay Van Mitten. Bakışları ürkütüyor beni. Bakın ileride durmuş, karşı tarafa bakıyor. Haklısınız. Bu gece karanlığında sanki bir işaret bekliyormuş gibi tetikte. Acaba nereye bakıyor? Ne işareti arıyor? Aman Allah'ım şimdi anladım. Şu karşı yamaca bakın Artur. Orada kısa aralıklarla ışık parlamaları geliyor. Vay canına. Evet evet, bir ışık yanıp yanıp sönüyor. Sanki birine bir işaret veriyormuş gibi. Evet evet, bakın. Bakın bakın bakın. Işığı Süleyman Efendi de gördü. O tarafa doğru gidiyor. Vay alçak. Boşuna şüphelenmemişim ondan. İşte aşağı doğru indi. Ve kayboldu. Mutlaka o işaretlerin verildiği yere gitti. Peki ne yapacağız şimdi? Yapacak tek şey, gözümüzü dört açacağız. Ve silahlarımızı da ateşe hazır vaziyette belimizde tutacağız Van Witt'ten. İzaka'ya söyleyelim mi? Hayır. Nedense o bu kılavuza güveniyor. Biliyorsunuz inatçılıkta üstüne yoktur. Kılavuzumuzun bize ihanet ettiğini söylersek inadı tutar, inanmaz. Bu tehlikeyi sadece ikimiz bilelim ve tetikte olalım Van Mitten. Olur. O gece sakin geçti. Kaybolan kılavuz bir süre sonra geri döndü. Ama Artur ve Van Mitten'in gözleri hep onun üzerindeydi. Ertesi sabah tekrar yola koyuldular. Ve akşam olduğunda yine açık arazide mola verdiler. Burada mola vereceğiz. Üsküdar'dan ne kadar uzaktayız Süleyman Efendi? 5-6 fersah kadar. Öyleyse neden biraz daha gayret edip yola devam etmiyoruz? Birkaç saat sonra Üsküdar'da olabiliriz. Geceliğin bu bölgede yol almayı uygun bulmuyorum. Sebep? Geceleri pek tekin değildir burası. Yarın sabah gün doğarken daha rahat yol alır ve öğle üzeri Üsküdar'da oluruz. Ha, kılavuzun hakkı var Artur. Acele ederek bir kazancımız olmaz. Bu gece burada konaklayalım. Hep birlikte son yemeğimizi yiyelim. Yarın saat 10'dan önce boğazın sularına merhaba deriz be. İzak amca haklı söylüyor Artur. Hem bak kılavuz geceliğin bu bölgenin tehlikeli olduğunu söylüyor. Aceleye gerek yok. Bu gece burada uyur, yarın gün ışığıyla yola devam ederiz. Hem ben sevgili nişanlım Van Mitten'i tehlikelere atamam. Aa, kız kardeşim çok haklı. Bakın yol zaten berbattı. Sarsıla sarsıla da yorulduk. Bu geceyi burada geçirelim. Ha tamam güzel. Süleyman Efendi, mola hazırlıklarını yap, geceyi burada geçiriyoruz. Baş üstüne ağa hazretleri. Haydi arkadaşlar yemeğimizi yiyelim. Hadi yiyelim. Artur hadi gel karnını doyur. Geliyorum canım. Hey dostum Van Mitten nasılsın bakalım? Görüyorum ki mutlusunuz. Bir yanınızda nişanlınız Sara Bul Hanım, öteki yanınızda kayınbiraderiniz Yanara. İşler yolunda galiba. Neden susuyorsun enişte? Susmuyorum Yanara. İçimden konuşuyor. Kiminle konuşuyorsun Van Mitten? Elbette ki sizinle sevgilim. Başka kiminle konuşabilirim ki? Yemek yemeyecek misin? Hayır. Ben acıkmadım. Acıkmadınız mı? Halbuki bizim memlekette insanlar çok açıktır. Hatta yemeklerden sonra bile yine yerler. Olur iyi. Afiyet olsun. Haydi bakalım dostlarım, yedik içtik, şimdi de dinlenelim. Yarın için güçlü olmalıyız, öyle değil mi Amasya? Evet doğru. Üsküdar'a varır varmaz hemen düğünümüzü yapacak mısınız İzak amca? Elbette yapacağım. Sizin evlenmeniz dostum Van Mitten ile Bayan Sarıbul'un nişan töreni kadar belki parlak olmayacaktır. Fakat güzel olması için elimden geleni yapacağım.
İstanbul'daki tüm dostlarımı düğüne davet edeceğim. Ama amcacığım, bu kadar büyük bir düğüne hiç gerek yok ki. Ben bir iş istediğimi o şeyin mutlaka olması gerekir. Benim küçük amacım, arzularıma karşı gelmek mi istiyorsun? Aman efendim, karşı gelmek de ne haddimize. Haydi bakalım, yün doyuncaya kadar uyuyalım. Zamanı gelince kılavuzumuz bizleri uyandırır. Merak etmeyin ağam, uyandırırım. Artur, atların başına uşağım Necip'i nöbetçi bırak. Tam Üsküdar'a yaklaşmışken hayvanla kaçıp da yaya bırakmasınlar bizi. Olur amca. Necip'e gerek yok, ben atların başında nöbet tutarım. Hayır, olmaz. Siz yatıp uyuyun Süleyman Efendi. Necip atların başında nöbet tutarken ben de burada mağaranın başında nöbet tutacağım. Nöbet mi? Ne nöbeti? Anadolu'nun bu bölgesinde korkulacak en ufak bir tehlike yoktur ki. Olabilir ama ihtiyatlı hareket etmek zorundayız. Siz bilirsiniz. Ben konaklama hazırlıklarına nezaret edeyim. Arthur, bu nöbet işi de nereden çıktı? Öyle gerekiyor sevgili Amasya. Ama bütün geceyi hiç dinlenmeden ve uyumadan nöbet tutarak mı geçireceksin? Evet, sevdiklerimin son geceyi güvenlik içinde geçirmelerini arzu ediyorum. Sen bilirsin. O halde artık yarın görüşürüz. Gecen hayırlı olsun. Senin de. Hadi yatıyoruz, benimle geliyor musun Bammit'ten ha? Ben Arthur'la birlikte nöbet tutmak istiyorum. Ne dedin? Nasıl? Diyorum ki görevim sizi korumaktır yani. Size bekçilik edeceğim sevgili Sarabul. Olabilir ama burada değil. Benim başucumda nöbet beklersiniz. Gelin hadi. İyi ama... Bir dakika, kız kardeşimin dediğini duydun enişte. Hadi git onun başında nöbet bekle. Tamam. Geliyorum. İnatçı İzak adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.